Herhangi bir hesap açtığınız zaman şöyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Ee, yukarıda adres çubuğunda görüyorsunuz sizin e, kullanıcı e, şöyle diyeyim şirketin domain adı var. Domain yani URL'de size verilen özel bir kısım. Force.com'dan öncesi e, özel bir format ama şurası tamamen şurası Trim ID Academy 2 dediği kısım sizin şu anda kullandığınız bu sistemin bu sistemi şirkete bağlı biliyorsunuz o şirketin özel ismi özel domain alan ismi siz normalde bu URL'i kullanıp farklı kullanıcı adlarıyla girmeye çalışırsanız farklı şirketin kullanıcı adlarını kullanırsanız giriş yapamayabilirsiniz demek istediğim şu diyelim ki buradan çıktınız logout yaptınız daha sonra şu anda bu sistemde gördüğünüz gibi Trim IT Akademi 2 hala duruyor. Bu URL duruyor. Siz diyelim ki farklı bir kullanıcı adıyla giriş yapmaya çalışıyorsunuz. Diyelim ki burada benim admintrimit.com diye önceden açtığım URL'i farklı olan görüyorsunuz burada Trim IT. Hemen kalemle göstereyim. Kalemle göstermeyeceğim kayboldu. Şunu demek istiyorum. Bunun URL'i farklı admin 2 bet account var. Bunun da URL'i farklı. admin e, akademi var. Bunun da URL'i farklı. Gördüğünüz gibi bütün şirketlerin URL'leri farklı oluyor. Siz farklı bir e, şirketin kullanıcı adıyla farklı bir URL'i kullanıp giriş yapmaya çalıştığınız zaman e, hata alabilirsiniz. Giriş yapma, yapamayabilirsiniz. İsterseniz deneyelim. Ben Trim IT Akademi ile giriş yapmaya çalışıyorum. Login e, diyorum. Şöyle şifremi tekrar yazıyorum. Sonra login diyorum. Ve login yapmıyor. Neden login yapmıyor? Çünkü farklı bir şirketin URL'ini kullanıp ben şu anda giriş yapmaya çalışıyorum. Peki bu e, normalde şöyle yapalım. Eğer şunu da söyleyeyim. Siz e, bütün kullanıcı adlarınızla diyelim ki e, farklı hesaplarınız var bu hesaplarla giriş yapmak istiyorsunuz ama şu anda giriş yapamıyorsunuz bunun sebebi yukarıdaki URL farklı bir şirketin URL'ini kullanmaya çalışıyorsunuz O yüzden bunu değiştirmeniz gerekiyor login Salesforce yaptığınız zaman o zaman istediğiniz bütün kullanıcı adlarını e, kullanabiliyorsunuz Çünkü şu anda belli bir şirketin URL'i yok şimdi e, e, engin trim akademiyi kullanarak ya da admin kullanarak giriş yapabiliyorum. Şu şekilde şu anda giriş yapıyorum. Çünkü farklı bir URL yok. Uh, login.salesforce.com var. O yüzden bütün uh, hesapların kullanıcı adlarıyla giriş yapabiliyorsunuz. Ama aynı aynı URL'i kullanıp farklı hesaplarla girmek istiyorsanız o zaman yine sizin uh, profil resminizin üzerinde aşağıda add username kısmı var. Siz buraya add username kısmına eğer buradan biraz önce denediğimiz admin akademi eklerseniz bu farklı bir kullanıcı biliyorsunuz. Şöyle ben onu e ekliyorum. Bunu eklerseniz o zaman şöyle bir durum gerçekleşiyor. Ee, siz şu anda Ben görüyorsunuz diğer e, kullanıcı adını gir girerek giriş yapmış oldum e, artık Siz buradan logout yaptığınız zaman bu görüyorsunuz e, Diğeri de burada diğerine geçiş yapabiliyorum daha sonra yine e, profil resmi üzerinden diğerine geçiş yapabiliyorum Çünkü kullanıcı adlarını eklemişim birkaç hesabı aynı anda artık kullanabiliyorum yukarıdaki e, domain adı yani Şuradaki URL artık bizi etkilemiyor çünkü biz ne yaptık arkadaşlar? Aşağıdaki add yüzürünün butonunu kullanarak e, diğer kullanıcı adını da ekledik. Bu şekilde bütün kullanıcı adlarını eklerseniz iki eee TFS arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Tekrar logout yapıp e, giriş yapmanıza gerek yok. Add yüzürünün böyle e, güzel bir faydası var. Kullanmanızı tavsiye ediyorum.